çağları tekrarlamaktan, onun bunun adına film olmaktan. Özendim bezendim her seferinde, bu defa acaba olur mu diye. Ama kopuktu kopuktu zincir, olduramadı. Ne yaptım ne ettimse olduramadı. Ama kopuktu kopuktu zincir, olduramadı. Ne yaptım ne ettimse olduramadı. Ambalele ambaleo, aleya. Ambalele ambaleo, oh. Ya Rabbi. Ambalele ambaleo, aleya. Ambalele ambaleo, oh. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Gecenin afaraları. Son hasadın en güzelleri. Her seferinde keşfetme yeniden aşkı. Bu vakitsizlikte akla ziyan değil mi? Mucize yaratmaktan sıkıldım usandım. Durumlar eşit değildi, olmadı. Ama koptu koptu zincir, olduramadı. Aynı gazı veriyorsunuz. Vallahi gece saat 2:30 oluyor. Elim ayağım çözülmüş oluyor falan. Çünkü ben mazotla çalışan bir adam. Efendim sizler stüdyomuza, ekranları başındaki sevgili izleyicilerimiz ekranları başına. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Abi arkadaşı bir uyandırırsan. Onu bir... Ha, o. Nereye bakıyorsun abi? Saat oldu. Hoş geldin. İyisin değil mi? Yolunda her şey. Biraz daha bağırabilirim istersen seni uyandırmak için. Yolunda değil mi her şey? Harikasınız. Gözler çifil çifil. Ekranları başındaki sevgili izleyicilerimizi de çok merak ediyorum. Yemin ederim bir gün ne yapacağım biliyor musunuz? Çat kapı gideceğim. Böyle
bizi nasıl seyrettiklerini falan bir şekilde, ben gidemem tabii de bir arkadaşımdan rica edeceğim bunu. Ne olur diyeceğim, bizim yayın saatimizde evde oturan misafirlerimiz bizi nasıl izliyorlar? Ne güzel olmaz mı? İyi fikir değil mi? Böyle bir şey yapalım. Çok gevezelik etmeyeyim. İlk misafirimizi davet edeyim değil mi? Bugün benim büyük hayranlık duyduğum sevgili bir kardeşim var. Yani komedyen demek bana çok doğru bir tarifmiş gibi gelmiyor. Çünkü sıkı bir aktör bence o. Oynadığı hemen her şeyde rüştünü fazlasıyla kanıtlamış ve ispat etmiş bir kardeşim. Benim büyük hayranı olduğum birisi o. Onur Buldu! İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Onur'la bir pazarlık yaptık kuliste. Onur'um dedim, bak tıkandığım yerde rica ediyorum senden falan. Bir inisiyatif ele alırsan diye. Bana ne la dedim. Canımın içi, hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın? O kadar mutluyum ki seni burada görüyor olmaktan. Ben de burada olduğum için. Ne iyi ettin de geldin ya. Teşekkür ederim. Hemen senin yerini alalım. Alayım. Böyle mi geçeyim? Evet, lütfen. Alkışlar Onur için. Gecenin ilerleyen saatlerinde belli ki acıkacağız. Öyle bir durumumuz olacak. Öyle değil mi ustacığım? Paça. Paça yapar mı bilmiyorum ama hemen her şeyi yaptığı kesin. Ve zaten sizler onu böyle çok büyük bir keyifle takip ediyorsunuz. Özellikle hanımefendiler çok izliyor diye tahmin ediyorum ama artık o tarafa da geçti iş. Erkekler de başına oturuyor. Ben onlardan biriyim. Bu programa gelirken, onu davet ederken falan, normalde misafirlerim geldiğinde kulisine gider ziyaret ederim, bir hoş geldin derim ama şimdiki misafirime bunu diyemedim. Sebebi şu: onun programına beni davet etmişlerdi de yoğunluktan gidememiştim. Utancından giremedim kulise. Arkada muhabbeti dönüyordu. Vallahi bak, vallahi mi? Yapma Onur ya. İki çift laf edeydim. Bir orta yolunu buldular gibi ama. Vallahi. Sanırım yakında gidiyorsun. Harcamaz bizi değil mi? Alkışlar Arda Türkmen için. Seni dinliyorum. Seni dinliyorum. Az evvel burada yaptığın itirafı abi, bir de benim yanımda yap. Abi valla o kadar utanıyorum ki. O kadar böyle. Yani şimdi davete icap edeceğim, tamam, vallahi geleceğim. Ya şöyle. Bir daha çağırmam diyormuş. Yo yo. Arkada tekrarladım olur daveti. Görmek istersiniz değil mi Arda ile omuz omuza da? Hayır, şöyle bir dünya var. Yani gerçekten haftanın 7 günü çalıştığını bildiğimiz için sen ne zaman müsaitsen biz o zaman hazır nazır bekleyeceğiz. Abi şu davetten sonra hiçbir bahane uyduramayacağım sana. Sözüm söz olsun. Bu kadar bu kadar şahidim var. Vallahi bile. Hoş geldin canım abi. Eyvallah. Hemen seni de misafir edelim elimizde. Ya şimdi. Aramızda. Var şey yok. Yırttık yırttık. Vallahi çok fena gerilmiştim bu konuyla ilgili olarak. Ama var ya, sizler de şahitlik ettiniz ya, bir dahaki sefere Arda'nın mutfağında omuz omuza da olacağıma hepinizin huzurunda söz veriyorum. Şarkı türkü de söylerim orada. Ne olacak sanki ya? Vallahi billahi ya. Hala uyuyor oğlum. Uyan artık lan. Saat kaç oldu? Öyle bakıyor ha. Ne işimiz var burada bu saatte ya? Çok eğleneceğiz. Vallahi ne güzel sohbet edeceğiz. Buraya gelen misafirlerimi yakından tanıyacaksınız. O kadar eğlenceli, o kadar keyifli dakikalar geçireceğiz ki aklınızı alacağım yani. Abi beklentiyi şey çok yükseltiyorsun. Ha? Beklentiyi çok yükseltiyorsun. Abi şöyle. Saat en son şimdi burada parande atmayalım. Hayır. Şimdi bu saatte bu vaatleri veriyorum ki zaten 2:30'a doğru uyumuş olursunuz. Ve son zamanların böyle nasıl tarif etsem, nasıl anlatsam. Ya inanılmaz bir ses, inanılmaz bir yorumcu. İnanılmaz güzel işlere imza atıyor. Şimdi adını anons ettiğimde biliyorum ki burada her şey ters yüz olacak. Kim geliyor? Melek Mosso! Lamper açıyordu o zamanlar gözlerimde. Bir baksan kül olurdum yüzüme. Başın alıp gittiğinde yağmurlar küstü bana. Coşkuyla bir karanlık
Ya var ya. Seni burada gördüm, ne güzel ya. Çok teşekkür ederim. Müthişsin, çok yemin ediyorum. Bir şey söyleyeceğim. O kadar zarif ve güzelsin ki şu üçümüze bir bakar mısın Allah'ın seversen? Kızılay gibi herkes. Baba. Beyaz ceket iddiasız bir yerden falan değil mi özellikle abi? Özellikle beraber karar verip karar vermiş gibiyiz yani. Vallahi kimse kimsenin önüne geçmesin. Ama ben de öyleyim bu arada farkındaysanız. Ben de çok gayet... Çok bizle kıyaslamayın ki. Benzerini yani tutturmuşuz diye düşünüyorum. Mukayese edeceğiniz en yanlış evet kişiyiz biz ya. Yerini alalım senin çok gibi. Hoş geldin ederim tekrar Melek. Çok sağ olun. Alkışlar Melek Mostoy'sun. Ne tarafa açılmak istersin? Hiç fark etmez. Şimdi bizim neyimiz meşhur sohbeti açarken? Çayımız meşhur. Hemen bir çayımızı misafirlerimize ikram edelim. Muhabbetimize de başlayalım bir taraftan. Onurcuğum bana yardım eder misin? Tabii abi. Harikasın. Ne yapıyoruz? Gelsene. Çay demleyip koyacağız. Ha öyleli. Abi açık şekerli. Şekersiz demli. Şekersiz demli. Demli şekersiz. Demli şekersiz süper. Çok kolay olacak işimiz Onur'um. Güzel bu iş ha. Vallahi fena değil değil mi? Tabanını sıyır Onur. Tabanını neyi abi? Sıyır. Tabanını sıyır. Yani üstteki demliği aldığın zaman tabanını sıyır ki buhar alt taraftan üstüne dökülmesin. Ya ben senin programına katıldım. Beni daha tanıyamadın mı? Niye? Ne ben kadar beceriksiz olduğumu. İnanılmaz güzel tanıdım. Ne yaptığını hatırlıyor musun Onur? Gerdan. Kuzu gerdan. Kuzu gerdan. Bravo. Ne yapamadığımı hatırlıyorum. Ne yapamadın Onur? Kuzu gerdan. Dünyanın en kötü kuzu gerdan. Şöyle bir şey oldu. Melekciğim. 7 yaşında ilk besteni yapmışsın ha. Evet. Ya anlatsana onu nasıl oldu o iş ya? Ya aslında... Biz 50 yaşında şarkı söyleyemiyoruz ya. Şöyle anlatabilirim bunu. Kayseri'den Denizli'ye taşınmıştık. Böyle aslında o taşınmanın verdiği iki ayrı şehrin o kültür farkıyla Denizli'de olan bir kızdım. Yani şöyle düşün. Kayseri'de Bahale denir. Denizli'ye gittiğimde de Bakbi. Hani benimle hep bakale, bakale diye dalga geçiyorlardı o Deniz Kayseri'nin şivesinden. Biraz içime kapanık, duygusal bir çocuktum. Bir gün evde babamın askerlik hatıra defterini buldum. Böyle işte o hatıra defterinde portreler çizili, dörtlükler, şiirler yazılı falan. Hayatımda ilk defa bu arada şiir okuyorum. Acayip etkilendim bundan. O dakikadan sonra aşkın ne olduğunu bile bilmiyorum ama işte oradan okuduğum kadarıyla anneme mektuplar yazıyorum. Annem babam çalışıyor böyle onları çok göremiyorum. Öyle ne iş yapıyorlardı? Yani oradan Denizli'ye taşındığımızda tekstilde çalışıyorlardı. Yani tekstil ben, işçisiydi ikisi. Aynen aynen babam şoförlük yapıyordu annem tekstil işçisiydi kesimciydi. Evde annesini babasını göremeyen bir kız çocuğu biraz duygusal annesine mektuplar yazıyor. O zamanlar da şeyler vardı küçük İbolar, küçük Onurlar evet. falan böyle o dramatik küçük filmler. Küçük bir kız çocuğu. Onu ben de yapıyordum. Evet. Şu vardı ya. Abi o vardı ben şunu yapamıyorum. Elimle yapıyordum ben bunu. Ben yapabiliyorum onu. Sen de yapıyor muydun Melek böyle? Yok yapamıyorum galiba. Lafını kesin özür dilerim. Evet özür dilerim ben de. Küçük İbolu dönem. İşte o zamanlar oradan artık ne izliyorsam ne dinliyorsam bende kalmış. Yazdığım şarkının adı da Beyaz Gelinlik. Maşallah. Kaç kaç? 7. Tamam. 7. Genetik yedi burada. Artık beyaz nasıldı? Beyaz gelini ben de isterdim kalbine girmeyi. Ben de isterdim ana olmayı. Ben de isterdim harcama sevgimi. Harcama gülüm. 7 yaşında böyle bir beste bayağı yapınca güzelmiş. Yaş ilerleyince böyle bir şeye geliyor insan. Valla ben... Sen de kuzu yerden yap ama. 7 yaşında bazen altıma kaçırıyordum yani. Onur alemsin ya. İnanılmaz. Abi ya. Senin yemeğe olan ilgin nereden geliyor? 7 yaşımda. ya ben de çocukluktan beri çok ilgiliydim yemekle. Biz bir aile apartmanında oturuyorduk. Üst kat anneanne, alt kat biz, bizim altımızda dayımlar filan. Anneannem çok güzel yemek yapardı. Bir de rahmetli babam da bu sektörde çalışırdı. Yani otelciydi ve yiyecek içecek sektöründeydi. Aşçılık? Yok değil aslında yöneticilik abi, gibi. Abi bir de bir şey düzelsene ne olur ya. Tabii. Ahçı mı aşçı mı? Aşçı abi. Aşçı eyvallah. Çünkü ahçı daha çok böyle ah alanlara denir. aşçı da aşı pişirenlere deniyor. O yüzden... doğru telaffuzu aşçı. Aşçı. Ahçı nereden geliyor? Cidden? Onu bilmiyorum şu. Çok ahalanlara sor. Çok duyduğumuz bir şey değil miydi o ahçı? Ya sen ortalığı niye karıştırıyorsun? Ben meraktan. Sana da soracağım bir dur. Meraktan mı? oradan gelişti yani çocukluktan biraz babaya özenle, biraz
Yani işte anneannenin güzel yaptığı yemekler falan. Böyle merak ettim. Kendim denemeye başladım. Deneye yanıla, evet aynen öyle. Yani küçük yaşta ufak tefek onu mu yapsak, bunu mu yapsak falan derken böyle işte pilavdı, oydu buydu. Öğrendik kuzu gerdan falan. İlk yaptığın yemeği hatırlıyor musun abi? Ya muhtemelen yumurta tarzı bir şeydir ama ilk böyle yemek gibi olan pilavdı. 13 yaşındaydım. Bir gün eve geldim ve pilav yaptım yani. Hani çok normal bir şey değil belki ama. Durup geldim. Dururken. Evet evet böyle pilav yapayım dedim yaptım. Merak ettim yaptım. Açlıkta. Gelelim sana. Ya açlıkta. Ben pilav yapmadım. Meraktan. Böyle yapayım nasıl oluyor filan diye. Evet Onurcuğum sos sende. Sevgili pilav yapmadım. Bu oyuncu... Sevgili Onur defol git oradan şey, diyeceksin. Bir böyle şey söyleyeyim mi? Demin kuliste ona da anlattım ben. Yani benim sabah kahvaltılarımda genellikle Onurların içinde olmuş olduğu bütün hikayeleri izliyorum. Böyle bütün sabah neşem onlar. Şimdi karşımda böyle canlı görünce ne tepki vereceğimi bilemiyorum. Mütemadiyen bir gülümseme oturuyor yüzüme ama bu onun komikliğinden ziyade içtenliğinden bir şey olsa gerek. Bak nasıl toparladım mevzuyu. Abi süpersin ya. Bir şey söyleyeceğim. Oyunculuk hikayeni bize bir anlatsana. Nasıl başladı bu mesele? Bir gün eve geldim. 7 yaşında, almış anne. 7 yaşında. 7 yaşındayım. Galiba lisede başladım abi. Lisede okul tiyatrosunda başladım. Daha sonra arkadaşlarımın yönlendirmesiyle belediye tiyatrosu vardı. Oraya gittim. Nerenin? Menemen'deydim. Menemen'deydi. İzmir Menemen'de. Orada da bir Selim Taylan Ertuğrul diye bir hocamız vardı. 9 Eylül'de okuyordu. O bana demişti sınava girmek ister misin diye. Sonra beni sınava soktu. Biraz şansa ilerledi işler yani. Çok şans gibi görünmüyor ama. Şey olarak şanstı. Hayat oraya götürdü. Hani böyle bir karar vermemiştim. Yani çok tesadüfen gelişen bir şey tesadüfen. Değil mi? Tesadüfen gelişen dediğim. Şundan şaşırıyorum. Çünkü gördüğüm şeyin bu kadar tesadüf olabilmesi mümkün değil. Sonra bilmiyorum. Çok çalıştım ama. Ha? Sonra çok çalıştım. Ama bir doğal yetenek var ya. Aynen muazzam, abi yani. Bu şöyle çalışarak yani. Olacak bir şey değil ki. Onur yapma ya. Baba tarafımda biraz var. Var mıydı öyle? Var. Yani baba komikti. Babam ya bir gün eve geldi ve şaka yaptı. Ondan sonra... Ama dedem de babam da komiktir yani. Yani şaka yaptı. O kadar yanlış anladım ki ben. Şaka yaptı ve kariyerim başladı. Kariyerim başladı abi o gün. Sonra üniversite yılları başladı. Üniversite 9 Eylül'de öğrenciydim. Çok güzel bir sınıfım vardı. Sınıf arkadaşlarım la birlikte. Bayağı şu an yakından tanıdığımız. Evet. Büşra Tekin var, Uğur Bilgin var. Mustafa Yıldıran, Timur Acar. Sarp falan da herhalde. Sarp benim bir üstüm. Bir üstüm. Bir üstümdü. Ev arkadaşlığınız var değil mi? Öyle hep yani. Aynı evdeydik. Ev arkadaşı değildik ama hep aynı evdeydik. Ha, aynı evdeydiniz. Aynı. O, bilirsin o familyaları. Çok iyi bilirim. Bilirsin çok işte. İyi bilirim. Böyle 8 kişinin kalındığı o güzelim evler. O kadar iyi bilirim ki. Sabah böyle dürtülerek uyandım. Şimdi Sarp'ın sana bir mesajı var. Onu bir izleyelim mi? Valla. Onur selamlar. Sarp ben. İzmir'den de tanırsın. Hatırladım bilmiyorum. İstanbul'a geldiğinde seni ben karşılamıştım. Valizimde taşımıştım. Sonra eve yerleştirmiştim seni. Şimdi bir ekonomik sıkıntı oldu da o dönemden kalma valiz taşıma, transfer, eve ulaşımın artı kira bedeli olarak bana 10.000 TL yollama şansın olur mu? Hiç sıkışmasam bunu istemezdim gerçekten. Ya sanki. Sarp benim hayatımdaki en önemli adamlardan biri abi. Anladık canım. Yani cidden dediği gibi oldu. Sabah 6'da ben İstanbul'a indim. İşte o valizle gelen Haydarpaşa diye eskiden. Evet. Ben Beşiktaş'a indim. Beni aldı valizimi taşıdı eve yerleştirdi. Kendi evine. Bir buçuk sene iki sene orada kaldık birlikte. Sonra o parayı bulunca uzadı. Cebimize harçlık koyardı yani öyle bir adam. Sokak lezzetlerini falan sever misin Melek? Evet. Her türlü lezzeti severim. Bir şey söyleyeceğim. Demin bizimkilerle sohbet ederken mi öyle bir şey yakaladım ben ya? İşte işkembe mişkembe falan bu tip şeyler. Evet. Le aran oldukça iyiymiş herhalde falan. İyi. Abi. Ne güzel ya valla. Ya tam yemeği çok seviyorum ben. Ya en çok tercih ettiğin şey ne sokaktayken? Hemen her şey değildir canım. Mutlaka bir önceliğin vardır. Ya döner hastasıyım. Döner çok seviyorum bir kere öyle bir durum var. Hani onun dışında yolum her zaman kelle paçacıya düşer.
Yanlışlıkla düşüyor muhtemelen yani. Yanlışlıklaymış gibi davranıp cidden düşürüyorum. Yani lezzet arama konusunda hiçbir derdim yok. Yani yeşil şeyleri de seviyorum. Bir ara aslında bir yıl falan vegandım. Böyle bayağı... neden? Bir yıl vegan neden, olarak görev neden, yaptım. Neden? Hayır ya çünkü... Denemek için mi? Yani... Yok hem sağlık açısından hem de böyle biraz daha ideolojik diyebilirim. Hayvanları çok seviyorum. Onlar için hani yemeyeyim ya falan. Hani çünkü koyun kuzu... Buraları çok kurcalamayalım abi. Çok polemik konusu hani, bunlar evet, var ya. Öyle evet, hayvan öyle. Severler vesaire evet. falan içimizden geçebilirler yani. Paramparça ederler bizi. Ben de yapıyordum çünkü. evet. O yüzden yani hani şey demiyorum. İleride yine yolumun oralarla keseceğini biliyorum ama her şeyi yerim. Hamur işi çok seviyorum. Mantı. Vallahi. Annem. Kayserili olmandan sebep. Evet Kayserili olmamdan yani. Sebep bir de annemin restoranı vardı. Mantıcısı vardı. Mantı ve içli köfte de master degree. Oh. Öyle bir şey yok. Yani mesela aylardır mantı yemedim. Annemi bekliyorum. Anne. Annem mantı. Abi demin Melek şey dedi ya döner dedi. Ben de Hataylıyım. Yani yemek deyince Arda sen biliyorsun yani ben çok böyle süslü cümleler kurmayayım şimdi Hatay'la ilgili falan ama şimdi bizim orada döneri böyle sosla yaparlar. Harika bir dürüm yapılır o. Öyle ekmek arası falan gibi bir kültürümüz yoktur bizim yani her şey dürümdür bizde abi her şey dürer dürer yeriz biz böyle. Abi Ankara'ya geldim üniversite yılları öğrencilik için işte falan döneri çok güzel dediler Ankara'nın. Gittim oradaki popüler mekanlardan bir tanesine. Abi somun ekmeğin yarısını açtı, içini eti koydu, biraz da soğan attı, elime verdi, dünya başıma yıkıldı. Allah'ım dedim ben böyle mi yiyeceğim bunu diye. Sence favorin hangisi olurdu abi? Bir aşçı olarak sana sorayım. Mesela sokak lezzeti mi? Evet. Ya hepsini... Hepsi benim bebeğim gibi. Hepsi benim bebeğim gibi yani. Vallahi ayırmak çok zor. Ama herhalde kokoreçi başka bir yere koyardım evet. diye tahmin ediyorum. Evet. Ay. Neden dolayı biliyor musun? Çünkü bunlar çok özellikli ürünler. Doğru ve güzel hazırlandığı zaman ve yabancıların, işte İtalya'nın, Fransız'ın çok daha böyle az olan ürünlerini öyle sahip çıkarak öyle güzel sunumlarla hayatımıza sokuyorlar ki onların elinde böyle güzel ürünler olsaydı, böyle güzel işlenen ürünler olsaydı emin ol bütün dünya onları konuşurdu. Bizim aslında bunları daha çok konuşuyor olmamız lazım. Yani güzel bir işkembe çorbasının bence çorbalar arasında yani soğan çorbasına 10 basar bakarsan güzel yapılmış bir işkembe çorbası. Veya lezzetli bir kokoreç baharatı doğru ayarlanmış ama habire pul biberi basılmış değil yani. doğru ayarlanmış doğru pişirmiş bir kokoreç. Eşsiz bir yemektir baktığın zaman. Ama en yorucu anlarda en keyiflisi de abi sokakta bulduğunu ağzına koymak değil mi? Sen acıktın mı? Bir küçük bir şeyler olmuş. Şapırda da olur. Geldi mi bir ince bir mide kıyıntısı geldi mi? Bir kuzu gerdan yapar mı? o kadar beceriksizdim ki ya. Abi ya vallahi, mahvettin programı. Hayır. Ya o programın eğlencesi gelir misin? Gelirim. Harika. Hemen buradan bak. Gelecek miyiz? ben kitleyi bulduğum anda hemen şey yapayım. Güldüre de... bir şey söyleyeceğim. Abi programa gittin. Sen gittin. Melek gittin mi sen? Gitmedi. Ben gitmedi. De gitmedim. Ben gideceğim. Peş peşe gideriz artık falan. Hatta Sema ile davet etmiştim bizi. Evet. Öyle hatırlıyorum evet. ben. Birlikte geleceğiz. Buyurun. Bekleriz. Bir şey söyleyeceğim. Yalnız gelirken böyle bir çekincem var. Bizim Mehmet Yılmaz oraya konuk olmuştu da beyni yanmıştı çocuğun falan. Abi bir şey söyleyeceğim. Evet. O akademik kavramları kasıtlı mı yapıyorsun? Yok. Onlar zaten yani... Kasıt mı yapıyorsun gibi görünüyor ya. Torşom evet. abi yani bir temizleme aparatı. Ya şöyle onlar aslında genelde mutfakta çok çok kullanılan tabirler ve terimler. Ben de programda öyle hep ağzım alışmış yani. Normal kendi Arda'nın mutfağında da onun adı torşon olduğu için torşon diyorum. Burada da diyorum yani özellikle zorlaştırmak için yaptığım bir şey yok ama evet biraz teknik tabirler var orada. Ben annemden hiç duymadım torşon. Hemen bak sıcağı sıcağına soracağım şimdi. Annem torşon nedir? Temizlik bezi gibi bir şey oluyor ha? tutmak için falan. Ha. Oymuş. Annem de duymamış bak temizlik evet. bezi. Mikrofonu versenize bir. Gerçekten merak ediyorum. Torşonu bir soralım. Torşonu da bilirsiniz mi? Ya. Torşon. Bez. Sarı bez. Yani mutfak bezi. Söyleme be ya. Yo, ben Meleğe söyledim. Tutacak derler. Ha? Tutacak. Evet. Doğru. Evet. Bak, tutacak derlerdi bizde. Biliyor ablam biliyor. Nereden? Hayır bilmiyorum dedi sen. tutacak. Ha torşon olarak değil de tutacak olarak biliyorum yani. Hiç torşonu duymuş muydun? Duymamıştım. Başka ne var abi senin kavramlardan? Anneme hemen bir soralım. Oo çok sert yerden geldi. Böyle mi? muskat var mı muskat baharatlarda? Evet. Bak evet. nasıl biliyor muskat. Nerelisiniz?
Gümüşhane. Gümüşhane. Oralarda evet. Yaygın mıdır muskat? Çok değildir ama kullanıyoruz. Orada değil de burada öğrendik daha çok. Burada ya. Öğrendiniz. Evet. Vay. Memmağından öğrendik. Ben de çok yanlış yere toslamışım abi. Vallahi iyi yemek önce, yapan bir ablamıza denk geldik şu anda. Peki bir de sokağa sorduk abi. Hadi ya. Vallahi. Neler yaptınız ya? Turşon nedir? Turşun. Turşon. Turş diyoruz. Turşun. Turşon. Hiç aklım ermedi bu ne o? Turşun. Turşon. Turşun değil, turşun. Bir tur şirketi yurt dışına götürüyor insanları, ucuz. Turşun. Vallahi bir salatalık var tribüşon biliyorum. Başka da bilmiyorum turşunu. Vallahi bildiğim kadarıyla tır filosu olan bir şirket. Ne üzerine yapıyorlar? Yurt dışı bağlantılı taşımacılık yapıyorlar. Torşon nedir? Tog filmindeki Tog'un kız kardeşi. Aynen. Torşon. Vallahi abi tor bizim orada ağ demek. Balık ala. Lastik değiştirirken kullanılan bucun anahtarı. Bucun anahtarı mıdır torşon? Lan bu. İsmi bu evet. Torşon yanlış mı? Evet yanlış. Türkçesini söyleyeceksin. Biz yabancısını bilmiyoruz ki. Torşonun Türkçesi nedir? Bucun anahtarı lastiği sökmek için. Torşon nedir? Torşon bir. Hı? Torşon. Torşon. İlginç. Hiç duymadım. Yemeklerde kullanılan bir sostur. Turşu sosudur. Ekşi bir sosa sahiptir kendisi zaten. Ne turşusu? Salatalık oluyor böyle. Nasıl diyeyim size, lahana turşularında karışım olunca onu ekşi bir sos olarak da kullanıyorum. Torşon. Evet. Torşon nedir? Nasıl? Torşon. Ne gibi yani? Torşon nedir? Bilgim yok. Torşon mutfakta bir bez. Ha bez. biz bez olarak biliyoruz onu. Arda Türkmen sayesinde öğrendik mutfakta kullandığımız mutfak bezinin adı. Yemin evet. ediyorum harikaydı ya. Bizim fark ettiniz mi abi? Bizim literatürde şey yok. Bilmiyorum yok. Bilmiyorum abi. Yok. Tabii tabii. Bilmiyorum. Bir akıl yürütecek ama yani. Bilmiyorum. O bir değil de bijon anahtarı dedi ya abi. Bijon abi inanılmaz. Vallahi billahi. Tırdan sonra her elime aldığımda o bezi hep aklıma gelecek böyle bijon anahtarı. Torşon. Haydi sen nelelim azıcık ya. Ha ne dersiniz? Saçlarımı dağıtır rüzgar yedi tepe üzerinden hatıralar tarihin küllerini savurur kadın gibi kısrak gibi sarılayım gelince beline yani İstanbul gel öpeyim gerdanında. Yaşanmamış hediyeli hayat var. Ah bu evler, pencereler, bu kapılar, sokaklar. Hüzün gibi, sevinç gibi eskitilmiş zamanlar. Yarim İstanbul, gel öpeyim gerdanımda. Gerdanından kısmına dikkat edin. Minareler uzanmış gökyüzüne bağırır. Kara sevdan nerelerden yüreğimi çağırır. Dua gibi, büyü gibi ezberledim hasretini. Yârim İstanbul, gel öpeyim gerdanımda.
Yemin ediyorum gerdan muhabbetin olacağını hiç bilmemiştim abi. Evet, şarkının içinden de böyle bir gönderme gibi oldu ama. Ama özellikle ne gerdan yaptı gibi yani. Bu sene ne gerdan yaptı ben ya. Harikasınız yemin ediyorum ya. Melek'ciğim seninle devam edelim istiyorum. Şimdi bir kariyer yolculuğunda çok güzel enstantaneler toplamışsın hayatım boyunca. Biz böyle arkadaşlarla oturup istişaresini yaparken, bilgiler toplarken vesaire falan böyle bir sokaktan gelen bir yolculuğum var. Hı hı. Çok enteresan bir hikaye o tarafı. Biraz böyle mesela ben kendimi tarttığımda acaba ben yapabilir miydim böyle bir şeyi diye düşündüğümde çok o özgüveni kendimde bulamadım doğrusu. Biraz böyle nasıl geldin o aşamaya? Yani İstanbul'a zaten 2012 yılında geldim. Ondan öncesi full müzik hayatımda. Yani nerede olduğunun çok da bir önemi yoktu. Çünkü şarkı söylemeyi ve çalmayı seviyordum. Flüt çalıyorum. Ki o zamanlar piyano da ağırlıktaydı. Piyano ve flüt çalıyordum. Ve aslında bu kadar çok şarkı söylemiyordum. Ya geri vokaldeydim ya da işte bir şekilde daha üretme kısmındaydım. İstanbul'a gelince öğretmenlik yapmaya başladım zaten. Öğretmen oldum ki 18 yaşımdan beri de yani üniversiteye geçtim maaşlığımı çıkartmak için ders vermeye başladım. İstanbul'da bazı müzik okullarında, kolejlerde hem yönetim kısmında falan da çalıştım. Çünkü çok genç olup bu kadar müziğe tutkusu olan insanları görmeye de alışık değildi okuldakiler vesaire. Sonra bir gün artık baktım ki okulda teneffüslerde dersleri kendim kilitleyip beste yapıyorum. Şu an insanların dinlediği, bildiği şarkıların çoğunu ben teneffüslerde yazdım. O dönemin sonunda şunu söylediğimi hatırlıyorum kendime. Ya Melek, bir şeye karar vermen lazım. Hı-hı. Bir şeye karar vermen lazım. Çünkü çocukları çok seviyorum hala ki öyle. Öğrencilerim artık öğretmen oldular. Oo. Öyle de bir durum var. Dedim ki, öyle bir anlatıyor ki sanki böyle 70 yaşında 70 yaşındaymışsın gibi, gibi falan. Ama yani 25 yaşında falan. Öğretmen olunca hani şu an... Ha, çok genç yaşta attın evet, mesleği. Evet çok genç yaşta öğretmen oldum. O yüzden hemen çıkar çıkmaz öğretmen yaşında belli etmiyor. Aşağı ben matematik olarak çok oturtamadım kafada. 8 yaşında falan başlamış oluyor öğrenciler falan. 15'inde de öğretmenler artık. Ya, bugün güzel... işte yaşı sormak üzeresin dikkat et. Tamam oradan sonra listan yapacağım. Yaşımı söylemek zorunda değil. Lisede başladığım için aslında 9 yaşında bağlama çalarak başladım. Sonra lisede keman, yan flüt, piyano. Üniversitede zaten bunları katlayarak devam ettim ve hep şeydim. Maestro olacağım. İşte keman maestrosu olacağım. Klarnet ya da... çalabiliyor musun? Yok. Lanet olsun. Buradan da yırtalım. Ara... ben bir challenge ya şeyli, verdiler de bana Hüsnü Şenlendirici. Yani bir hafta içerisinde Hatıran Yeter şarkısını klarnetle çalabilecek bir isimli bir challenge verdi. Evet. Böyle bir zorlu, çok zor ya. Abi öyle zor ki var ya yemin ederim her aşamasında tansiyonum düşüyor ya. İki kere üflüyorum elim ayağım çözülüyor ya. Bir haftada ses çıkarabilirsen bence şanslısın. Yok yok 3-4 günde falan bir şeyler yaptım ama öyle yani mi? Çok sağlıklı olmamakla beraber muhabbetin sonlarına doğru. Ya kamışlı enstrüman ben de denedim. Saksafon çalmaya çalıştım bir ara. Çünkü flütle nota dizilimi aynıydı. Oradan biraz gittim de sonra baktım hiç çok yapamıyorum. Bir şey söyleyeceğim bu arada lafını balla kesiyorum. Bu sokak hikayenle ilgili bir hazırlığımız var bizim. Bir izleyip konuşalım mı üzerine? Tabii ki. Burayla ilgili çok hoş bir enstantane var. O da şu. Yani senin çektiğin videolar değil aslında bunlar. Yok değil. Yani sokakta şarkı türkü söylerken Melek oradan geçenlerin çektikleri videolar bir süre sonra ona tanıklık ediyorlar işte. Bir bakıyorlar o çektikleri videodaki kız aslında Melek Mosso diye. Onun o hoş tarafı benim böyle acayip haz aldığım anlardan bir tanesiydi. Şimdi oradan buraya alabilir miyiz seni? Tabii ki. Melek Mosso'dan harika bir şarkı dinleyelim ya. Vallahi billahi. Sahne senin. Teşekkürler.
Gurbette sahipsiz bir yolcu gibi, gideni götürür yollar affetmez. Gurbette sahipsiz bir yolcu gibi, gideni götürür yollar affetmez. Takvimden dökülen bir yaprak gibi, düşeni götürür yıllar affetmez. Takvimden dökülen bir yaprak gibi, düşeni götürür yıllar affetmez. Yoluna akorda yapıyorum bak. Dost dost diyince nicesine sarıldım, ey yar sarıldım. Benim sadık yârim kare topraktı, beyhüdeyi dolandım ey yar, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktı, kara topraktı.
sadık yari, kara topraktı, kara topraktı. Nice güzellere yar bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Ne bir vefa gör, ne faydalandım. Her türlü isteğime topraktan aldım. Benim sadık yârim kara topraktı, kara topraktı. Sizden benim sadık yârim. Maşallah. Çalacağım çünkü bunu çalıştıracağım. Bayanlar baylar, Paul Dwyer. Doğru telaffuz edebildin mi abi? Teknolojiden nefret ediyorum ya. Ben de. Mesela Paul Dwyer Bey çok güzel telaffuz ettiniz. Abi ben daha önce İskoçya'da çıkken... İskoçya mı? Bir İskoçya, Türkçe İskoç aksanlı. Hiç denemedim biliyor musunuz? Abi sen şu an Türkçeyi zaten İskoç aksanlı konuşuyorsun. Ha doğru ya. Evet evet. Yani bir... Ben de şeyi yapabilmek isterdim yani. Ben de Türkçe aksanıyla yap... Yok saçma bir yere gidiyorum abi. Çok olmadı. Abi aslen İskoçyalısın değil mi? Doğru mu? Anne taraf İskoçya ve... Abi sizde de mi baba, var ya? Baba yok. Baba taraf İrlanda. Ha, tam yani, Kelt. Tam ortasında. Ortasındasınız. Evet. Yani Türkiye ne zamandır Türkiye'desiniz? Bu senesinde. Ne senesinde? 88 senesinde. Ne sebeple geldiniz? Anne babadan dolayı mı? 2 yaşındayken böyle tatile geldik. Ciddi misiniz?
Ne ikna etti seni? Öyle bir soru. Ben müzik için geldim. Aha. Esasında 3 ay için geldim. Evet. Andy ile beraber, rahmetli oldu Andy. 3 sene önce kaybettik ama Andy ile beraber geldim. Siz ne diyorsunuz? Geliş o geliş gibi bir şey oldu. Aynen onu diyoruz. Aynen abi. Öyle. Aynen öyle. Yani. 3 ay oldu. Yani 3 ay oldu, 33-34 sene. Bizim şeyde Hatay'da azınlıklar çok şeyler, özür dilerim yanlış telaffuz ettim. Biliyorsunuz Hatay böyle etnik çeşitliliğiyle meşhur bir şehirdir falan. Oradaki işte Musevi cemaatinin oradaki kalış hikayesiyle ilgili de hep şey anlatılır işte. Bir gün yağmur yağdığı bir dönemde ticaret için gelmiş oraya Musevi tüccarlardan bir tanesi. Döneceğim artık demiş. Hele yağmur dursun dönersin demişler. Durmamış yağmur abi Hatay'da. Senin de öyle bir bereketle gelmişsin falan. Müzik araştırması için mi geldin buraya? Doğru anlamak için soruyorum. Hayır, tamamen 3 ay için geldik. Bir anlaşma, bir otel zincirle bir anlaşma yaptık. Aha. Ondan sonra zaten eşimle tanıştım. İlk gelir gelmez. Yenge Hanım Türk. Burada hala. Abi en başından söylesene sağlam gerekçeni bize ya. Şimdi ya enişte olduk aynı zamanda. Pol enişte de fena duyulmuyor ha, değil mi? Enişte de. Onur enişte, Arda enişte falan. Melek yenge. Yok yok. Buralar çalışıyor. Pol enişte daha vurucu yani. Daha vurucu. Ama bir söyleyeyim mi Cem? Ben Pol enişte, Pol amca, Pol dayı. Her şey olduk yani. En güzeli. Pol tam, abi. Tam Türk ben olmak. Ben öyle girdim ama Pol ama abi. Ama Pol dede olmasın. Yok yok. Niye? Torun istemiyor musun? Yok ya, şu anda yani şimdi bana abi diyorlar ilk geldiğim zaman. Sonra amca demeye başladılar. Abi şimdi olduk Pol amca oldu. Dede olmana çok zaman var senin Pol abi ya. Vallahi hala yani, genç ve yakışıklı değil mi adam? Yani inşallah. Yani. İnşallah hepimize bir torun Allah bu nasip. Fırsat hep nasip teşekkür eder. Ederim. Rica Allah nasip razı eder. Olsun kardeşim. Polüm ne demek? Abi Pol abi. Pol biz abi. Yaşıtız. Değil Allah mi? Sen de mi 2 yaşındasın? Evet. Allah Allah. Evet. Abi. Şuna bakayım ya. Daş yok mu? Vallahi hatırlamışım ya. Konuşturmadım. Şundan bir şarkı daha dinlemeyelim mi? Olur. Bir tane daha şarkı dinlesek senden. Okey. Değil mi böyle tatlı tamam. Tatlı? Ben tutayım. Eğer bir şey yapmanız gerekiyorsa yardımcı olayım. Abi bu teknoloji beni mahvetti ya. Artık sevmeyeceğim. Bir de ne vardı? Akdeniz. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şu fişini çıkaracağım. Güm gelmesin. Kapatın. Bu gitarı kapatıyoruz. 3, 2, 1. Başımıza bir şey gelmesin. Patlamayalım biz. Abi çarpılma. Olmadı mı? Ya esasında biliyor musun ben ya bu son parçada Kara Toprak'ta benim sadık yarim Kara Toprak'ta gençlerimiz çok güzel eşlik ettiler. Evet. Dolayısıyla ben az çalacağım. Bu gençler şimdi sosyal medyada hatta bu son dönemde benim birkaç sene önce yaptığım bir şarkı vardı. Hayat sevince güzel. Hı hı. O parça o parça bak ben çalacağım. Gençler söyleyecek çünkü gerçekten. Var mısınız? Buyurun o zaman. Haydi. Eski dönem. Gençler var. Şimdi ya ya çok şanslıyım çünkü bu parça esasında biliyorsun eski Yeşilçam filmlerden bir parça. Bunu yaptıktan sonra sosyal medyada bütün gençler bunu yani kendi kliplerle, özellikle Instagram falan da paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ama belki insanlar bilmiyor bu arkadaki ses kimdir. Dolayısıyla bu benim için güzel de bir fırsat. Tam karşınızda. Paul evet. Dwyer. Evet, önce hep beraber la 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 olarak giriyoruz. La 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 la
Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kuşu kalbi, bir başı bilge. Bir daha! Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kuşu kalbi, bir taşı sevin yeter. Sevince kalbimizde umutlar çiçekleri. Kaybolur karanlığa gizlenir. Sevinci kalbimizde umutlar çiçekleri. Kötülükler kaybolur karanlığa gizlenir. Kötülükler kaybolur karanlığa gizlenir. Hep beraber. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kuşu kelebi, bir taşı solo. La 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 la. Hadi eller. La 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 la. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kuşu kelebi, bir taşı sevin. Bir kez daha. Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler. Bir kuşu kelebi, bir taşı sevin. Hep beraber. La 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 la. Son kez. La 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 la. Süper ya, süper, süper. Bayanlar baylar, Paul Dubai. Enerjiye bak, maşallah. Abi çok teşekkür ediyoruz. Paul dedi dedi ya. Ne dedi? Paul dedi. Hangi yamyam o? Güvenlik var mı, güvenlik? Hemen yolla bunu. Dede diyene bakar mısın yalnız Paul abi? En azından saçı var. En azından, en azından bu dedenin saçı var. Abi çok teşekkür ederiz. Ama benden büyük bir, en azından şöyle yapayım. Saygılar efendim, saygılar. Abi çok teşekkür ederim. Ya ya biliyorsunuz arkadaşlar, çok özür dilerim, benim hep sırtım böyle. Şimdi biliyorsunuz bizim İskoçya'dan geldim daha yeni. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz orada biliyorsunuz arkadaşlar, biz siz etek diyorsunuz. Kilt. Ama esasında bilen var mı ismini? Kilt. Aferin. Kilt. Kilt. Fakat kiltler erkekler giyer biliyorsunuz. Hı-hı. Dolayısıyla çok özür dilerim Melek Hanım. erkeklere kilt getirdim. Vay. Ama... Aklınızı alırım. Aklınızı alırım ha. Kilt iç çamaşır sizi giydiriyor. Onur. Ya ben bir şey soracağım. Arda. Yani ne güzel oldu ya. Çok inanılmaz. Vallahi. Allah'tan kendime getirmedim. Bu bizde... Şöyle olur mu şöyle? Şöyle. Ha şöyle. Kafanı tak, böyle ha, şey tamam, de olur. Öyle. Şöyle kafayı takarsın. Ya bir şey söyleyeceğim. Pol abi. Pol abi İskoçya'dan buraya kadar gelmiş. Ben de bu eteği yerim kardeşim. Adam. Allah gitsin. Hadi gitsin, 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 gitsin. Şöyle şöyle. O telefonu indir, o telefonu. Onur. Onur mu? Aa, şimdi anladım. Sıra sende. Hadi abi. Sonu bana da geliyor.
Pol abi, bu bizde bir tehdit unsurudur. Yani sana etek giydireceğim derler. Aman salak salak konuşma ya. Ama biz bunu etek demiyoruz kardeşim. Biz bunu kilt diyoruz. Ha öyle desene. Kilt. Kilt bir sakınca olmaz, olmaz. Çok teşekkür ederim. Ben bunu sadece eşime giyerim abi. Abi ne yapıyorsun, kurban olayım, etme ya. Evet abi, bravo. İyi girdin. Ben bunu sadece eşime giyerim. Kusura bravo. Ben de eşime giyiyorum kardeşim. Abi bence çok yakışmış. Çok yakıştı. Çok yakıştı. Hatta böyle bir şey olabilir. La, 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 abi yalnız bunu giymiş ama erkeklikten taviz vermiyor değil mi? Hayırdır oğlum ne oluyor falan. Çok alakasız. Neydi erkek? Düşünsene böyle yürüdüğünü falan Beyoğlu'nda. Hayırdır ne oluyor falan. Aklını alırım abi. Sendeki kilitten çok hafif böyle bir köçek havasına döndü böyle bir. Valla böyle bir değişik. Köçek. Oğlum sen oynamıştın değil mi köçek? Emekli oldum ama. Sen hayırdır her yatırım. Şeyden yırtmanın derdindesin olur abi. Olur mu abi? Ben yırtar mıyım aşk olsun. Bu da diyor ki. Ben yıllarca. Yok. Bu ne ya? Yok. Sadece eşime giyerim ve iyi bağlanırım. Evet. Ben şunu çıkarayım de. Haydi Arda. Tamam. Ortalık çok karıştı. Ben bunu çıkarayım bir. Bir arkanız. Zaten Poli abi bu sevgili bilgilere göre iç çamaşırsız giyilen bir şey. Evet, genelde öyle değil midir abi? Ya ben çok onu söylemeyecektim. Çok saçma bir yere gidiyorsun abi. Çok geç. Hayır zaten sen ilk kilt dedim. Ben direkt Onur'a şey dedim. Abi geleneksel olarak bu iç çamaşırsız evet. giyiliyor. Evet. Ben o yüzden giymiyorum. O yüzden bravo. Kilt giymedim ben bu akşam. Ya ama gerçekten biz düğünlerimizde mesela benim bir de şunu söyleyeyim. Bazen arkadaşlar kiltin hepsi farklı renkleri var ya. Yeşili falan da vardır değil mi? Yeşil yani bütün bizim ailelerimiz mesela McGregor biliyorsun zaten Wallace biliyorsunuz zaten William Wallace'dan. McDonald'lar işte McGregor'lar hepsini ayrı bir renk var. Dolayısıyla. Ben hangisini giydim abi? Sen göçek şeyini ailesinden giymişsin sen. Göçek ailesi. Yok bu herhalde bu Stewart. Evet. Bu Stewart. Stewart. Evet. Yakışır Stewart. Ama bütün ailelerin farklı renkleri var. Dolayısıyla ben iki renk giyiyorum ben. Çünkü anne taraf farklı, baba taraf farklı. Poli abi seni ağırlamak harikaydı. Çok memnun olduk seni tanıdığımıza. Lütfen kocaman bir alkış alabilir miyiz sevgili Paul Dwyer için? Tekrar çok teşekkür ediyorum canım abim. Ne yetkinle geldin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Abisin, amca da ol, dede de ol. Hep bizimle ol. Ağzına yüreğine sağlık. Paul Dwyer! Çok teşekkür ederim. Reklam. Üçünüz. Özellikle üçünüz bak. O etekle ilgili muhabbeti çok uzatmayın. Benim için sen giyersin. Giyeni var. Harika değil miydi arkadaşlar ya? Valla Pol abiye yürekten bir kere daha kocaman bir alkış alalım ne olur. O tabii Pol abi Stewart dedi bir şey daha dedi. Ne dedi ben çok hatırlayamadım ama. Stewart. William Wallace dedi de biz William öyle Wallace tanımıyorduk. Dedi. Bunlar aile farklı renklerde giyiyor ama bizim geleneklerimizde de var biliyorsunuz. Evet. Hani Wallace'ı erkekler... da kahraman yaptılar ya. Bir şey soracağım. Bu arada bizdeki köçek muhabbeti köy seyirlikten gelme bir şey anladığım kadarıyla değil mi? Düğünleri şenlendirmek için erkekler kadın kıyafeti giyip dans ederler falan. Böyle. Kastamonu galiba yöresi. Kastamonu. Ama rahmetli Neşet Ertaş'ın da var diye biliyorum. Doğru mu? Erhan bilirsin sen. Onun Neşet Ertaş hocamızın da var. Bir köçeklik hikayesi. Doğru değil mi? Doğru evet. Doğru. Tolga oradan bir Neşet Ertaş fanı olarak Tolga en doğru cevabı verir. Şimdi İskoçlar etek giyiyor olabilirler. Onlar kendi gelenekleri içerisinde ailelerini temsilen bir yere oturtuyor olabilirler ama bizde bir de köçek geleneği var. O köçek geleneğiyle ilgili bir misafirimiz var.
Aa. Tabii. Onur! Bir anda. El ayağı çözüldü. Ciddiyim var ya. Nerede? Var değil mi? Beni kandırmıyorsunuz yani. Gün sonunda ben giyip burada oynayacak halim yok yani herhalde. Değil mi ablacığım? Evet. Evet. Evet, sen oyna anlamında mıydı bu? Sen oyna Dilber, ben çalayım alem bizi iste. O zaman bir alkışlarla alalım mı? Haydi bakalım. Canım kardeşim, gel iki kelam edelim ya, öyle kuru gürültü gitmesin. Seni tanıyabilir miyiz? İsmim Okan. Okan. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Halk Oyunları bölümünde okuyorum. Ya ne oldu, kaldınız öyle ha? Ha? 10 yıldır oradayım, buradan hocalarıma sesleniyorum. Ben mezun olmak istiyorum. Abi konumuzla hiç alakası yok. Acaba neden mezun olmadığınla ilgili böyle bir film? Olabilir. Bir şey soracağım. Bu gelenekle ilgili de eğitim aldınız mı yani? Şöyle, Türk halk oyunları üzerine genellikle bir eğitim alıyoruz zaten. Genel olarak bir alıyoruz. Halk oyunlarının içinde aslında bir enstantane, evet, gibi düşünülebilir, değil mi? Hem köy seyirlik olarak hem artık halk oyunları olarak da literatüre girmiş durumda. Okulda mı Okan? Okulda mı? Yok, okulda öğretmediler. Değil, ha. Evet, ben kendim öğrendim. Harikasın. Sizin de söylediğiniz gibi köy seyirlik oyunlarında erkeklerin kadın kılığına girerek oynadıkları şeydi. Aynı zamanda tabii İslamiyet'in etkisiyle erkeklerin bulunmuş olduğu ortamda kadın giremeyince erkekler kadın kılığına girip oynamaya başlamışlar. Sadece İslamiyet değil, aynı zamanda dünyada da örnekleri var. Öyle mi? Tabii Japonya'da da mesela. Çok teşekkür ederim canım kardeşim. Ayağına, yüreğine sağlık. Kendine dikkat et. Seni tanıdığımıza çok sevindik. Okan! Çok zor iş. O kadar efor gerektiriyor ki. Niye? Biz seni izledik işte. Efor. Gayet de eğlendiğini gördük yani. Efor harcıyor. Sonra... diye. 5 dakika bize replik yazmıyorlar. Bir şeyler yapma sen. Bir şey anlatayım. Bilmeden duramıyorum, yemin ederim ya. Abi ya sen de böyle şimdi İTÜ'den aklıma geldi de böyle çift anadal falan yapmışsın. Öyle bir hikayem var. Orada eğitimini aldığın şeyler neydi? Ya ben aşçılık okumak istedim de o yıllarda yoktu yani bizim Türkiye'de bu kadar fazla gastronomi üzerine okul. 90'lı yıllarda bir ya da iki tane okul vardı. Yiyecek içecekle ilgili eğitim alabileceğiniz. Hep yurt dışına gitmeniz gerekiyordu. Ben de işletme okudum. Sonra sahne ve gösteri sanatları üzerine bir çift anadal yaptım. Sahne ve gösteri sanatları. Aynen. Aslında bulunuyor olduğun yerde çıkıp ne kadar... oynardım da oynamadım şimdi. Ya. Alkışlama oyunu oynamayacağım. Okulunu okuduk. Okulunu okuduk diye. Yani eğitim hayatımda
Yiyecek içecek sektörüyle ilgili hiçbir şey yoktu benim. Tamamen işletme ve sahne gösteri sanatları, şu anda içinde bulunduğumuz ortamlarla ilgili eğitim aldım. Ama okul döneminde de hep sektörde çalıştım. Aslında yapmayı arzu ettiğin şeyi yaptığın şeyin içine entegre ettin biraz. Eğitimini aldığın şeyin içine entegre etmiş oldun. Biraz eğri gemi doğru sefer oldu. Çünkü ben televizyonculuk yapmakla ilgili bir hayalim yoktu. Yani televizyonda yemek programı yapmak veya bu tip şeylerle ilgili hiç hayal kurmadım. Aksine ben sektörde çalışan bir insan olmak istedim ve o yolda da ilerledim. O yolda giderken zaten karşıma çıkan fırsatlardan bir tanesiydi bu. Ve değerlendirip ondan sonra da böyle bir ek dal daha açtık. Tabii okulda bunun eğitimini alıyor olmanın da avantajını yaşadım. Çok saçma bir yere çevireceğim sohbeti ama evde, yani evli misiniz bilmiyorum. Evliyim. Ama evlisiniz. Yenge mi yapıyor ben yemekleri? Ben yapıyorum. Sen yapıyorsun. Genelde. Temizlik bende. İdeal bir. Yok. Yemekleri genelde ben yapıyorum. Evet. O biraz şeyden kaynaklı. Yani evet. Kontrolün bende olmasını istiyorum yemek yaparken. Evdeki ortam falan. Hani böyle vardır ya böyle işte adamı mutfağa sokmuyorum, ortalığı çok dağıtıyor diye. İşte ben de hanımı sokmuyorum, ben kendim yapıyorum genel olarak. Var mı şey hassasiyetleri böyle işte yıl dönüm, nişan dönümümüz, sevgili olduğumuz gün? Yok ya, o kadar böyle gün gün çetele tutar gibi şeyimiz yok. Ama böyle güzel sofralar kurmayı seven bir çiftiz. Eyvallah. Melek, sen evli değilsin. Yok. Tamam, seni direkt geçelim. Çünkü abi hemen abi evli değilseniz çok, gelmeyin diyoruz. Çok magazine dönüyor ya iş. Oradan bir şey sorduğun zaman alıp oradan evet. Bir yere yapıştırıyorlar ediyorlar. O yüzden onu hiç karıştırmayacağım. Direkt seni atlayıp Onur, yıl dönümüyle ilgili bir şey soracağım sana. Demin sevgili Arda söyledi. Öyle çok hassasiyetlerimiz yok. Yengenin var mı öyle hassasiyeti? Yok, çok yok. Bir iki kere unuttuğumda oldu yani. Hiç. Bir iki kere mi unuttun bir yoksa kere... ilk yıl dönümünü mü unuttun? Onur, sana bir pas vereyim mi? Benim programa geldiği zaman Onur... Kayınvalidesini çok övdü. Evet. Çok övdü. Hangi evet. Sebeple? Çok ama çok müthiş övdü bir yani. İnsan yani. Müthiş bir insanı övmeyeceğim. Kimi öveceğim abi? Baba devam ediyor. Biraz kaldığı yerden anlat. Devam biraz ediyor. Biraz daha yükselt. Harika bir insanı övmeyeceğim. Kimi öveceğim? Ya bir şey söyleyeceğim. Birinci yıl dönümünü mü unuttun? Abi çok çalışıyordum. Ne abi? Çalışıyordum. Atarı bize yapıyor. Yengeye hayır, gelince hayır. Karıcığım karıcığım atma. Çok çalışıyordum. O dönem çok yoğundu. Öyle bir yol kazası oldu ama hiç sorun yenge yaşamadım. Yenge çok arıza yarattı mı böyle? Onları? Sıfır. Valla o müthiş. Ya sonra da hatırlıyormuş gibi davranmak çok üzücüydü ama çizgin benim için. Nasıl biliyoruz ya? Tabii öyle bir de iddia ettiğin tarafa geçtin yani üste çıkmak ama hiç sorun duruşundan yaşamadım. Anladım ki hiç yemedi yani o kısım yedi, falan. Yedi hiç. Valla. Yedi diyorum yani bir şey demedi. Arıza çıkartmadı. Hiç sıfır. Arıza gerçekten çıkarmadı. Mi? İlk yılda. İlk yıl. Of paramparça ederdi. Senin tepkin ederdi. Ne olurdu? Melek mi olsun paramparça ederdi. Ederim ya. Ne yazıyor orada? Her ne kadar unutsam da beni affedeceğini bildiğim için buradan yalakalık yapmak istedim sana karıcığım. Birinci yılımız kutlu olsun. Güneş batıyor. Oraya bakıyoruz uzaklara. Tamam ya. Bütün klişeler yok mu abi? Evliliğin kaçıncı yılındasın? İkinci. Maşallah Allah'ım daim kılsın. İnşallah. Sağlıklı, huzurlu, hastalıklı daim kılsın. İnşallah. Biz bir de... Fotoğrafın tarihi neydi? Tarihi neydi? Şaka ya. Doğum biliyorum. Ya şey evlilik yıl dönümü tarihi. Onu da bir söylerseniz onlara. Biliyorum. Sen... Şaka yapıyorum be. Bir sokak vedenesi hazırladık. Onu bir izleyelim oradan. Lütfen devam ben edeyim. De görmek isterim. Eşiniz, sevgiliniz yıl dönümünüzü unutsa ne yaparsın? Evet, çok büyük sıkıntı çıkarırım. Ne yaparsın mesela? Çıkarım. Ayrılırım. Sevgiliniz yıl dönümünüzü unutsa ne yaparsınız? Ne yaparım? Ayrılabilirim ya. Mahvederim. Boşarım. Hiçbir tepki vermem muhtemelen. Düşünün ilk yılın. Kaçı krizinden ölebilirim. Ağlarım. Bayağı bir hafta falan konuşmam. Yok yani bir daha yüzüne bakmam. Keşke şu an küfür edebilsem, çok sinirlendim. Düşüncesi bile beni çok sinirlendirdi mesela. Sen sinirli misin? Evet çok sinirlendim. O, birisi yok ama çok sinirlendim. Çok farklı bir tepki vermiyorum genelde unutulduğu için. Yani çok sinirlenirim. Çok üzülürüm. Kendisiyle uzun bir zaman küs kalırım. Fazlasıyla trip atarım. Abi geçen gün kız arkadaşımın doğum gününü unuttum. O yüzden yıl dönümü olur. Yaş olur. Herhangi bir şey unutsa benim için pek bir sıkıntı olmaz. Hakkıdır. Kesinlikle hakkıdır. Normalden daha fazla kızarım çünkü ben bile hatırladıysam daha fazlasını yapmak zorunda. Şu an bir sinirlendiniz galiba. Evet biraz sinirlendim. Eşiniz evlilik yıl dönümünüzü unutsa ne tepki verirsiniz?
Eşim unutmaz yani. Unutmaz mısınız? Unuturum. Unuturum. Net abi. Abi çok fenalar ya. Bizim bir evlilik yıl dönümü sırasında abi. Ortanca çocuğumuzu uyutuyorum. Onu uyuturken ben de uyuyakalmışım falan. Eşim fena kopardı olayı. Bir sonraki gün ya da ondan birkaç zaman sonra falan diyor. Seni niye uyandırmadım ki dedi ben. Mesela? O çözümü kendi içinde çözmüştü. Evet. Ama arızı çıkarmak daha böyle radikal ama bir çözüm. Tabii melekte de o potansiyel var ama yani. Ya sıkıntı çıkartırım ama öyle şey değil. Mühim bir sıkıntı olmaz bende. Alttan alttan veririm. Alttan alttan. İnciyim. Onu ara ara hatırlatırım. Sen zaten, sen zaten falanla başlayan cümleler. Bu sen zatenler zaten. Hanımefendilerde bitmek bilmeyen bir şey. Ben sana şarkı repertuar yazıyorum. Bir şeyi yıl dönümünü hatırla ya bir zahmet. Tabii canım derim yani mesela. Şimdi öyle öyle söyleyeyim. Demek ki biri var. Literatürde buna salamcılık derler. Salamcılık? Evet. Açsana biraz abi. İnce ince keseceksin. Bir anda batonu orta ince ince keseceksin her gün her gün. Bir bakmışsın bir şey kalmamış 5. günün sonunda. İnce keseceksin. Ya evet. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? O kadın erkek muhabbetiyle ilgili işte eşim doğum yapıyor, ilk çocuğumuzu doğuruyor vesaire falan. Hastane koridorunda da böyle olanca heyecanımla bekliyorum böyle. İşte ilk çocuğumuz olacak vesaire falan ama orada şeyi fark ettim abi ben. Erkekler bana kızmasın ama biraz öyleyiz hakikaten ya. Oğlum çok konforlu bir şeyiz ya, cinsiz biz vallahi bak ha. Evet. Karım içeride kendini yırtıyor, çocuğu doğurmaya çalışıyor falan. Eli doğmuşum böyle hastane koridorunda. Ne zaman çıkar? Sağlığı iyi mi? Saati yerinde mi? Abi bu konfor vesaire falan düşünsene yani. Bir kadının doğum sancısı çekme. Şeyini biliyorsunuz değil mi? Kadınlar. Kimler anne? Duyduk yani öyle bir şey. Oy. Sezeryan normal. Kimler normal? Ayrıntıya girdi. Tabii şimdi aklıma. Bak biz... Siz de normal maşallah. Abi sen erkek değil misin? Sen niye elini kaldırıyorsun? O doğmuş normal onu söylüyor. Normal doğurdum ben falan diye. Ebeymiş değil mi mesleğim? Hayır o normal doğan. Normal doğan o. Ben normal doğdum falan diye. Biz 9 kardeşiz. Anneme maşallah. Böyle hayranlıkla bakıyorum abi yani. Artık bakamıyorum rahmetli oldu falan ya, ama. 9 tane abi. Çocuk ya. Hay maşallah kadına. Ve hepsi de normal doğmuş de. Yani evet. Bendeki normallik kadar olmuş hepsi. Şimdi benim annemler 12 kardeş. Maşallah. Hay maşallah ya. Siz kaç kardeşsiniz? Kimse şov yapmasın yani. Siz kaç kardeşsiniz? 2. Öyle atar yapma bana yani. 12'den 2'ye gelmiş. Kadın neler çektiğini biliyor ondan 2 evet. tane yapmış yani. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane aparatımız vardı ya bizim. Bugün çalışırken biz doğum sancısını hissettirebiliyoruz abi. Nasıl? Valla. Getirsene o aleti bana şefim. Nereye düştük ya? Ne yapıyorsunuz abi? Kolay bunu kim test etmek ister? Acıtır o ama. Ha? Acıtır abi. Abi bir şey söyleyeceğim. O senin getirdiğin bayağı fizik tedavi cihazı. Tenso ya. Denemek ister misin? Ben çok yaşadım onu. Gerek yok. Doğum sancısını yaşadın. Yok yani böyle bacağın... Bu fizik tedavide kullanılan bir şey. Böyle sırtına falan yapıştırıyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Sen ben bunu kullanmayı mi? Bilmiyorum ki. Denedim. Denedin. Denedim. Ben kesin atarım onu falan. Bir denesene. Merak ettim. Yapıştır. Ben deneyeyim. Ya onu bak bantları yapıştırıyorsun. Oralara oradan olmuyor. Kadın buradan abi açmayayım etek giydik üstümüzü açıyoruz. Sen de kurban olayım yani. Çok saçma bir yere gitmeye başladı bu muhabbet. Bu işin sonu kötüye gidiyor vallahi. Sen niye ciddi ciddi bakıyorsun oradan? Kesin yapacağım galiba falan diye. Bir yapsana merak etme ben açayım sen ver. Ah, tut sen. Hayır, şeyi tamam sen tut bir açacağım ben bunu. Şuradan tutayım mı? Ya bak onu mesela sırtın, abi, boynun, biliyorum. Diz kapağın. Fıtık problemi yaşayan birisi olduğum için. Yemin ediyorum. Ya bir şey söyleyeceğim abi. Bir şey söyleyeceğim. Sen senin yakında bebeğin olmayacak mı? Evet. E tamam sen niye denemiyorsun benim, abi? Benim koca koca olmuş çocuklar. Benim, senin ne? Senin göbeğin ne? Biraz kıllı. Hı? bunlar yapıştı. Ne olur. Gerçekten. Ya bende daha çok var. Bir şey söyleyeceğim. Ne olur yapalım. Abi olsa abi, adamlar sürekli zehir bak, atıyorlar. Yemin ediyorum bak Onur onu çağırırım abi. Hayır şöyle falan. Hayır, nereye düşsün ya? Yapışmaz yani. Ha yapışır da çıkarken. Tamam buradan yapacağım buradan ya. Buradan yap. Hangisine basıyorum abi? Küçüğüne. Küçük olana. Bir şey hissettin mi? 1000 watt ver 1000 watt. Şu an... Ha gelmeye başladı. Oh korktum yemin ederim. Gelmeye başladı. Ya böyle doğum sancısı mı hissedilir abi ya?
Abi nereme takayım, ne istiyorsun benden? Allah aşkına canlı yayındayız ya. Bir şey söyleyeyim mi? Etekle başlayan bu serüven yani doğum sancısı nasıl oldu ya bu? Bu nasıl bir serüven ya? Ya bırak abi ya, bu nedir Allah aşkına? Yapışsa ben seni kırar mı? Ya bırak Allah aşkına ya. Son kaç? Şunu al. Ya sürekli yandan yemin ediyorum zehir atıyorlar ya. Birazdan yılan falan Allah gelecek diye ya. Yemin ediyorum. Ne yapıyorlar onlar? Habire bir hazırlık var. Bak bu... tabancayı mı deniyorsunuz? Beyler bugünün yarınları da var bak. Daha ne yapıyorsunuz ya? Melek bir şarkıyla devam edelim mi ya? Çok edelim. Valla bir ortalık bir melek. Melek yalvarırım. Hadi sizi kurtardım. O zaman biraz dans edelim. Edelim, biz de edelim. Efendim, demin Arda'nın söylediği bir şey vardı. Üçümüz bir yan yana gelsek mi şurada ya? Bir şey söyleyeceğim. Olur. Arda bir şey söyleyecek, gel gel. Hazırlanırken bir şey söyleyeceğim. Bak gerçekten şöyle dizilelim bak. Şu ya, uyumu evet çok zor bulursunuz. Bu bir sadece... alkış isteriz ya. Abi boy aynı. Zaten önemli olan kıyafet değil. Boyun aynı olması. Aynı. Bizim Onur'un da benim de birer beyaz şol tecrübemiz var yani, böyle biraz dev gibi olduğu için kendisi. Sarıldığı zaman kapsıyor yani. O yüzden böyle şöyle sarıldığınız zaman son derece böyle medenice sarılabiliyoruz yani. Aynı boydayız. Çok mutluluk verici. Yazıt abi bir de böyle vuruyor ya. Evet. Evet. Hani böyle ciğer çıkıp geri giriyor. O yüzden yani şu an kendimi çok mutlu evet, hissediyorum. Güzel yani. Ortam. Melek Mosso! Oh,
Harikasın ya. Ne güzel bir kolajdı bu böyle ya. Alalım şöyle. Takı merasimi yapacağız. Harikaydı ya, değil mi? Nasıl güzel kolajdı ya. Vallahi yüreğine sağlık. Gecenin bu saatinde ama söylemiştim. Sana söylemiştim, uyandıracağız demiştim ama hala uyuyor ya. Şöyle bakıyor ya. Baba bitir de gidek, kurban olayım ya. Ha? Seni de bir oynatsak ya biz. Vallahi yapalım öyle bir şey. Onur sen bağlama da çalıyorsun. Bir çok az yani, evet. Yok iddialı bir şey söylemedim zaten canım. Yani öyle kendime kadar çalabiliyorum. Bize kadar çalsan? Size ne kadar var? Şu kadar var. Getirip geliyorum abi. Oho bayağı hazırlıklı. Vallahi tabii. Hangisini istersin Onur? Abi, kafana göre nasıl olsa kötü çalıyorum. Onur'un çalamadığı yerden ben de bu geçen haftaki üstü şenlendiricinin verdiği challenge'ı şey yapacağım. Deneyimleyeceğim. Mikrofonu tutsam olur mu şefim? Olur herhalde ya. Sound ses alırız buradan. Gerek yok ya. Zaten o bağlama çalamıyor. Zaten ben klarnet çalamıyorum. O yüzden biz kendi kendimize takılırız. Öter mi bir şey olur mu? Çok da güzel geliyor. Bir ekosu var. Bakayım bu la mı? Eko var mı eko? Melek bu... ne karar hocam o? Ya bir şey söyleyeceğim. Aslında Onur'un hazırlığı yapılırken ben bir Jack'la olayı çözelim. Jack, Paul. Jack geldi bak. Öyle gidiyor. Doğum sancısı bu işte. Öyle mi? Çok biliyorsun. Sen çal ben de söyleyeceğim. Tamam hadi abi. Besmele ile başla. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Kara bir şey oldu erenler. Bilmem çalmasam mı, çalmasam mı? Bilmem çalmasam mı, çalmasam mı? Dura dura bir şey oldu erenler. Dura dura bir şey oldu erenler. Bilmem çalmasam mı, çalmamasam mı, çalmamasam mı? Kıtasını söylemedik. Pir Sultanlar gibi dar ağacını bilmem boylasam mı boylamasam mı? Söyleyelim. En vurucu yeriydi. Söyleyelim. Bıraktınız ya. dur alayım ben onu. Abi çok teşekkür ederim. Şefim sen ağzınıza alır mısın ya İsmail Hocam? Bence gayet çalıyor musun? Bence müthişti evet ya. Işte. Yani metronomun olsun. Kendi bu kadar bu kadarsa bu kadar. O. Ya Melek Hocam sen zaten müzik öğretmeni olarak notunu verirsin Onur'un. Bence her şey müthişti yani. Ritim, yıldızlı melodi. Teşekkür ederim hocam. Yıldızlı peki ya. Şimdi ben geçen hafta sevgili Hüsnü Şenlendirici bir challenge verdi bana. Dedi ki bir hafta içerisinde yapabiliyor musun diye. Ben çok çabaladım bir hafta içerisinde yapabilmek için ama çok vakitle ilgili de sıkıntı yaşadım. Konserlerden ve setten kaynaklı. Şimdi bahane üretme kısmına geldim ben oradan böyle. Elektrikleri de kesikti. Elektrikleri de kesikti falan. Hakikaten öyle. İlk gün ama şeye tosladım. Küçük bir arızası varmış. Onu tamir ettirince o bir gün attı falan. Bozuk ama klarnet vermişler bir bize. Bize bozuk klarnet vermişler. Hatırlatalım. Hatırlatma izleyelim. Ha Hüsnü Şenlendirici'nin istediği şeyi bir izleyelim bakalım. Hüsnü Baba bizden ne istemiş? Bir Hüsnü Şenlendirici. Çalıştım abi bu kadar. Abi şimdi ben klarneti aldım. Bir dakika öyle çok beklentinizi yüksek tutmayın. Bir halt bildiğim yok yani klarnetle ilgili. Şimdi Hüsnü Şenlendirici bir şey istedi benden. Bir hafta içerisinde yapmaya çalıştığım kadarını yaptım. Bir bakalım neler yapabilmişim. Kesin yaptın. Sen yaparsın. Hep böyle gazı veriyorsunuz falan. Hayır bir hafta daha isteyeceğim ama şarkının tamamını çalabilmek için. Yani tamamını dediğim Hüsnü Şenlendirici'nin çaldığı kadar kısmının tamamından bahsediyorum. Gülmeyin tamam mı? Bravo! Bu kadar.
İyi. Bence ama ses çıkarmışım değil mi? Bir deneyeceğim bakalım dur. İsmail hocam buradan sırıtarak oturacağına bana yardımcı olur musun lütfen? Nasıl bakıyor böyle? Ha 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 şimdi bitti inanır falan diye. Hadi hep beraber bir girelim bakayım. Araya kaynayabilecek miyim? Nereden çıkıyor? Diyen kimdi onu? Yardım edeyim mi? Heh işte hocam geldi. Sanki çok anlıyormuşum gibi melek klarnet de var. Böyle mi doğrusu bunun? Alttan ya. Ses ben alttan, de niye ses çıkmıyor diyorum klarnette. Ses alttan geldiği için. Ha mikrofonun meğer altta olmamasına. Buyurun. Önce siz girin de araya kaynayacağım. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı çok özür dileriz. Bir haftaya daha ihtiyacım var onu anladım. Ben size bir tane şarkı söyleyeyim iyi mi ya? Peki o karşılığında ne yapacak? Sen bunu öğreniyorsun. Konuğum olacak. Ha. Güzel biz anlaşma, de bir şey söyleseydik mi? O zaman ha? Abi. Biz de bir şey isteseymişiz. Abi bir dahaki gelişine. Bir tane şarkı söyleyeyim ben de öyle telafi etmeye çalışalım olmaz mı ya? Abi çok zor enstrüman vallahi. Küçük şenlendiriciyle de program öncesi bir görüştük. Bana dedi ki bir saatini ayıracaksın sana bir iki tane küçük böyle şey vereceğim, detay vereceğim. Bir hafta sana müsaade ediyorum dedi. Bir sonraki hafta kısmet olursa buraya misafir edebilirsem eğer onu karşılıklı oturacağız. Hocamla birlikte böyle hoca öğrenci çalacağız bakalımdır. Dermansız yaram kanıyor.
Ben Nazim'i mazim, beni arıyor. Ölmeden mezara giresim gelir. Ben mazim'i mazim, beni arıyor. Ölmeden mezara giresim gelir. Hani sevenler ağlatıyor beni, beni acı gerçekler. Bitmiyor isyanlar, bitmiyor suçlar. İniyor başımı vurduğum taşlar. İhtiyar saçlar, kar beyaz saçımı yolasım gelir. Oh, ihtiyar olmana ağardı saçlar, kar beyaz saçımı yolasım gelir. Sağlıklı. Çok harikaydı. Teşekkür ederim. Bravo. Soluklanmam lazım. Bir su iç. Ha? Bir su iç. Bir su, su iç. Şimdi mi abi? Bir su iç, kendine gel. Ha? Melek, bir şey söyleyeceğim. Senin bir tane şarkın var ya. Neydi şarkının adı? Hangisi? Her şey ne? Hangisi? Böyle tuhaf, böyle Argo isimli bir şey. Dur, şarkının adını hatırlayamadım. Argo değil mi? Hayatım kaymış. Hayatım kaymış. Çok özür dilerim. Argo değilmiş, pardon. Evet. Argo deyince oradan bir bağlı. Hayatım kaymışla ilgili bizim arkadaşlar bir hazırlık yaptılar. Bir karaoke'miz var bizim. Aa. Fakat müzik aynı, sözler farklı. Bir denemek ister misin? Olur, denerim. Buyurun o zaman. Aynen. Melek Mosso. Karşı taraf senin. Karaoke monitörün. İstersen çok böyle gel. Oturduğun yerden de yapabilirsin. Nasıl arzu ediyorsan. Ama seni burada görmek daha güzel olur, tamam, bizim için. Tamam, orada olur. Gel, çok teşekkür ederiz. Ne yazdığını çok merak ediyorum. Artık bahtına ne çıkarsa vallahi ben de fikir sahibi değilim. Hazır yazıyor. Hazır. O sevgili huzurunda teklif ederdim belki, ama istersen ucunda olmadı yeriz. Kelle paça beraber gözümüz bolca doysun artık. Yan dükkan biraz bozmuş sen onlarla, ama oradan kimse yemiyor, bir daha oradan alma. Ellerini yıkamıyorlarmış sabunla. Bize hijyen de gerek bazen. Yan dükkan biraz bozmuş sen oradan tekrar alma. Oradan kimse yemiyor, bir daha oradan alma. Ellerini yıkamıyorlarmış sabunla. Bize hijyen gerek bazen. Bravo Melek. Başta yapsalardı şunu. Yazılar başta şöyle olsaydı. Evet evet. Aynen öyle. Teknik olarak böyle bir beyaz beyaz üzerine düşünce sen de sözleri göremedin doğal olarak ama. Ama bir mükemmelmiş. Şey söyleyeceğim. Senin ne kadar hünerli bir insan olduğunu bir kere daha, evet, kanıtlamış oldun. Gayet prozede oturdu. Beste güfte her şey yerli yerindeydi. Buradan yani çıkışta çiğ köfte yemeye sakatata gidiyoruz. Bak, sakatata. Bunu da söylemişlerdi. Buradan çıktığımız zaman mutlaka canı bir şey çeker diye. Seviyorsun değil mi o tip ya şeyleri? Ya zaten bizim genelde programlardan çıkışta Polat'la birlikte bir bana hep şey der. Melek,
kelle paça, döner falan. Hep oradan bir beni dürtüklerler. O yolun sonu, yolun sonu görünüyor arkadaşlar. Oradan yapıştıralım gitsin. Bana ne yazdan, bahardan. Bana ne dönerden. Döner ayrandan he. Güzel. Bravo, iyi bağladın. Şarkının orijinalini mi alsaydık aslında ya? Değil mi ya? Böyle seni bir daha yoracağım ama yani şimdi orada öyle esprisini yaptık ama şarkımız neydi bir onu hatırlamak adına. Ha hayatım kaymış mı? Ya küçük mırıldansan da olur. İlla bir orkestrasyona da gerek yok. Orijinali neydi onu bir duymak yani için. İnsanların aklında böyle kalmasın. Evet, evet. Aynen öyle yani ulan bir kız bir şarkı yapmış döner ayran işkembe falan. Acıktık ya. Öyle İnsanlar aşka küsmüş sen onlar gibi olma. Kimseler sevmiyor sakın onlara uyma. Eller anlamaz seni o bebeksi yanına. Sana ben gerek zaten. İnsanlar aşka küsmüş sen onlar gibi olma. Kimseler sevmiyor sakın onlara uyma. Eller anlamaz seni o bebeksi yanına. Sana ben gerek zaten. Melek Mosso! Bravo! Harikaydı yemin ediyorum ya. Hayır abi şarkının orijinalini söylemezsek eğer. Akılda kalır. Manasız bir yere girecek falan. Yan dükkan bozmuş. Ben de şu ana var. Yan dükkan bozmuş. Artık gece boyunca bu kuf. Yan döner. Dükkan bozmuş. Ama bir şey söyleyeyim mi? Vallahi bak öyle bir söyledin ki akılda kalmayacak gibi de değil ama. İnan öyle. Ben... Restoran jingle'ı olur yani. Düşünür müsün? Ya zamanında. Yan dükkan yapıyorum. Bozmuş kısmı kullanırız orayı. Jingle için anlaşıyorlar burada evet. Değil mi? Sizin programın jingle'ını da. Jingle restoran sektörüyle bir görüştürelim. Güzel şarkı iyi yere gitti. Yan dükkan bozmuş. Yan dükkan bozmuş. Adı olsun ama. Adı olsun. Yan dükkan bozmuş olsun. Yan dükkan olsun bozmuş. Adı. İlginç olur. Var mı restoran önerisi isminiz? Öyle bir jingle olabilecek. İşkembe. Mercimek. Abi sen yani ürün mü yerleştiriyorsun? Ben hayır abi ürün bize yerleştiriyor. Aklımızdan öldük ya vallahi billahi ya. Sürekli bir kelle paçalar. Ya. Hayır belki Arda'ya böyle bir pas atıyoruz. Hani oradan ya belki ya. Çocuklar yanında canım, ben yan anladım. Taraf. Ama Arda okay. Şurada bizim stüdyo yanında. Yoğursaydı nasıl olurdu? Ama sabah kaç haftanın kaç günü yayın yapıyorsun? Hem de nasıl olurdu? Abi bizim cumartesileri Arda'nın mutfağı, pazar günleri Arda ile omuz omuza. Haftada iki gün. Cumartesi pazar. Arda'nın mutfağında salt şey var değil mi? Hani yemek tarifleri vesaire Arda'nın falan. Arda'nın mutfağı sadece yemek tarifi üzerine 12 sezondur. Kesin yaptığımız program. Valla bir arka sokaklar bir biz zaten. Bir de biz. Aşk olsun. Tabii tabii. Biz de. Ama yani şimdi onurları da yabana atmamak lazım. Ama bir şey söyleyeceğim. İçerik olarak yani inanılmaz iyi bir iş. Zaten hani her şey durur boğaz durmaz derler ya bizimkiler doğrudur. Vesaire. Dolayısıyla bir mutfağın mütemadiyen çalışıyor olması çok güzel. İki tane mutfak kahramanı burada. Evet. Geliyor sana bak. Sana yine bir roket geliyor yandan. Yok, vallahi ya kötü bir şey söylemedim. Hani adam mutfak programı yapıyor. BKM mutfak falan oradan hareket bir şey söylemeye çalışıyor. Kelle ayıklamayayım birazdan. Hani... Ama Arda belki seni... bir şey getirebilirdin. Yok be vallahi yok. Maça boş maça. Geldim diye evet bir yok tadımlık be. Bir şey. Vallahi öyle. Yemin ediyorum ocakta bıraktım geldim. Neyi? Eli boş gelmişsin insan bir şey getirirdi diyor da. Ben ocakta yemeği bırakıp geldim diyorum. Yani. Bu da benim tadım hediyem falan deseydin. Küçük küçük kıtlasaydık. Ya ben bileydim senin böyle kelle paça işkembeci olduğuna yani. Mutfağı açık tutardık baba. Yapmayın. Mutfağı açık tutardık yani oradan yürürdük ne ya güzel. Uzak değil yan stüdyoda hep beraber toplanıp. Aslında gelmişken bizi de çeksek mi abi? Değil mi şimdi değil mi sabaha ama kadar böyle. Ama Sema'yla geleceğiz. Uyuyarak böyle hep beraber. Sema'yla geleceğiz. Sema'yla gel. Geleceğiz. Tamam. Güzel güzel bir mutfak muhabbeti yaparız. Sen yemekte hünerli misin abi? Berbatım. Çok iyi. İşte yani adamı çok mahvettim iyi. Programını ya. Yemek yemede hünerlisin ama. Yo o da değilim. Valla. Yani çok damak tadım yoktur yani. Ne bulursan yiyen cinsin. He abi. Ne var işte döner gibi. Bir yerdeysem döner ya da köfte. Stabil ya benim hayatım. Köfte. Nasıl köfte. Acındırdı kendini yalnız bakarsın. Döner. Biz bu uşak azıcık böyle şey. Döner. Ekmeğin üstüne azıcık. Azıcık köfte. He öyle. Patates. Ya ne gelirse yerim. Salça ekmek kültüründen geçtin of. Mi abi? Ondan sonra zaten hiçbir şey tat vermiyor gibi gelmiyor mu sana da? Acı salça. Of var bizde Hataylıyım. Biz salçalıya geldik var yani niye böyle oldu? Abi acık saat ha? O saat. Saat o saat. Hep söylüyorum. Diyorum bak o saat geldiği an itibariyle. Adam kurudu karşımda ya. Bu mu? Kurudu ya adam. Geldiğinde böyle değildi ha. Biz yemek konuşmaya başladığımızda bu iyiydi yani. Şurasından toplayarak devam ediyor. Acıktın haklısın. Mı abicim?
Seyirci ya. Olarak acıktınız. Oo, o kadar mutfağımız yok ama bizim. Baba bir kraker mreker bir şey ayarlayın, kurban olayım. Bak vallahi içimizden geçerler ha. Bak nasıl organize oldular, sözcü seçtiler. Yani sözcü bir kalkar mısın ya? Sözcüyü de o kadar doğru seçtiler ki. Acıkmış. İsmin ne kardeşim? Berk. Mert. Çok memnun oldum Mert. Teşekkür ederim. Mikrofon geldi. Ne geldi? Mert peki istekleriniz nedir yani? Talepleriniz ya nedir? Ya bu şey ara bulucu gibi değil mi? Mert bize isteklerini söyle. Nedir kardeşim? Abi, ne hiç bakalım. Fark etmez. Olur mu oğlum böyle şey olur ya, mu bak. Kokoreç olur, çiğ köfte bak, olur. Bak hiç fark etmez. Mert polisiye filmlerde şöyle sahneler vardır kardeşim. Merhaba, ara bulucu olarak beni atadılar. İsteklerinizi görüşmek için karşınızdayım. Kimsenin ölmesine gerek yok. Tam aynen öyle. Böyle kimsenin ölmesine gerek yok. Yani benim için fark etmez ama seyirci ne olursa. Adam direkt yelkenleri suya indirip geldi. Kardeş o zaman kaşar ekmek bu saatte yani. Var mısın? Ekmek arası köfte olabilir. Bak biraz yüksekten gireceksin diyorum. Eğer dediklerimizi yapmazsın ben... Yani Fehlim de işi koparabilirsin anlamında bir şey söylüyor. Ya ben... Ya mikrofon yanlış yere gitmiş. Abi ama. Bence Mert şöyle bağlayacak. Acıktım ulan acıktım. Acıktım ölüyor başımdan. Ablam var çok iyi tehdit eder. Mert bir şey ben ya. Ben de tehditçi değilim ablam var o harfden tehdit eder. Biz hiç karıştırma öyle şeylere. Çok teşekkür ederiz sağ olasın. Çok teşekkür ederiz Mert'im. Çok sevindik seni tanıdığımıza. Yanda canlar. Hadi gidelim. Buyursunlar. Yedik içtik Allah arttırsın sofrayı Kur'an kaldırsın. Buyursunlar. Geldik galiba değil mi? Ha? Sevgili Onur. Neye iyi ettin geldin? Abi teşekkür ederim. Sevgili Melek. Ayağına, yüreğine, diline, ağzına, gönlüne çok sağlık. Arda sendeyim abi. Eyvallah abi. Bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum üçünüzle birlikte bu güzel programı yapmış olmaktan. Bir cuma gecesinde daha gecenin son hasadını beraber yaptık. Afarayı birlikte yaptık. Birlikte kapatalım ama kapatırken hep yaptığımız bir şey var. Ben sizlere birer tane pamuk çiçeğimden hediye veriyorum. Çok topladım ha. Ha? Çok topladım. Vallahi harika. Gecenin son hasadı olarak sizlere birer küçük armağanım. Onlar benim çocukluğumdan heybelerinize minik birer hediye. Tekrar çok teşekkür biz ediyorum. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Var olun. Yüreğinize ev sağlık. Ev sahipliğin için teşekkür ederiz. Evet, biz sağ teşekkür var. Ederiz. Ufak ufak ağlayalım artık. Buyurun. Gecesinde daha Afara'nın son hasadında bizlerle birlikte olduğunuz için sizler stüdyomuzdaki sevgili misafirlerimiz, ekranları başındaki sevgili seyircilerimiz haftaya aynı gün aynı saatte yeni bir hasatta buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Ne diyoruz? Ayağınıza taş değmesin, taş değmesin. Derdine bul, laftan beni. Derdine bul.
şalınca bele, acem şalınca bele. Size ekran başına TV kumanda sohbet şarkılar evlere